Beceremedik. Bir kez yapabildik. Sonrasında hep geriye çekildik. Meselemiz ne? Bugün tüm Türkiye'nin konuştuğu benzin zammı. Ne uyanıklık ama. Tam da 2 milyon insan işte şu saatlerde memleketine, anasına, babasına, yazlığına, oteline, tatiline giderken devasa bir zamla bayram tatiline uğurlanıyor. Sevsinler. Alkışlıyoruz ve bravo diyoruz. Hadi Dün yanlış haber vermişim size. Berbat bir gazeteciyim ben. Gerçekten Serhat Keten de yazdı. Birlikte hazırladık. Dünkü grafiğimiz yanlışmış. Neden berbat gazeteciyiz biz? Bizim söylediğimiz zam sektöre yakın kaynaklara göre litre başına benzinde 90 kuruş gelecekti. Üzgünüm. Yanlış haber vermişiz. Berbat. Yapılan zam 1 lira 33 kuruş. Biz daha az zam haberi vermişiz. Oysa yapılan daha fazlaymış. Ya kim berbat acaba? Bayram öncesi 1 litre benzin Türkiye'nin her yerinde 20 lirayı aştı. Şimdi biliyorsunuz durduğumuz yer. Petrolün varil fiyatını baz alıyoruz. 100 dolar mı? 100 dolar. Dolar 14 lira 75 kuruşlarda mı? Evet. E sen çok pahalı ya çok çok daha üst seviyede varil fiyatına yapılmış 120-130 dolarlarda verdiğin zamla bize satmaya devam ediyorsun. Çek bunu aşağıya. Olmadı. Çekmediler. Ha şimdi kurtarır dalları var. 109 dolarlara gelmiş durumda petrolün varil fiyatı. Sorsanız öyle diyecekler. Peki 100 dolara düştüğünde buradan ekranları parçaladık. Yırttık ciğerimizi. Niye bir kuruş düşürmüyorsunuz diye günlerce yayın yaptık yapmadınız. 109 dolar oldu. Uçarcasına zam yaptınız. 109 dolara da birden gelmedik. 103 dolar, 105 dolar, 108 dolar ve bugün 109 dolar. Hızla zam mı yaptınız işte? Üzgünüm. 90 dolar zam, 90 kuruş zam bekleniyordu 1 litre benzine. 1 lira 33 kuruş geldi. Yeniden 20 liranın üzerine attık. 1 litre 95 oktan kurşunsuz benzinde. Benzinin litre fiyatı bu İstanbul fiyatı. Ankara'da 20 lira 44 kuruş. İzmir'de 20 lira 30 kuruşlarda. 1 litre benzin. Depoda ne kadar fark etti? Şimdi herkes bayram için, herkes demeyeyim tabii. Çoğumuz evde kaldık değil. Büyük çoğunluk evde kaldı. Yol, otel parası güç mü var? Çıkan 2 milyona yakın insan sadece bir depoda şu zamla birlikte 66,5 lira fazla para ödeyecek. Beğenmiyor musunuz? Az mı? İndirim de yapılmadığını düşünürseniz bir depodaki ekstra maliyet size nereden baksanız 150-200 liralara ulaşmış durumda. O zaman söyleyelim bakalım. Yeni yıldan bu yana 1 Ocak 2022'den bugün 29 Nisan akşamı zammına kadar ne kadar artmış? Bu 4 ayı alalım. Yüzde %65. Bilmiyorum dünyada bu kadar 4 ayda 1 litre akaryakıt fiyatı artan ülke var mı? Yüzde %65. Ha yine ajanslara haber düştü. Şok 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 flash flash flash. Evet akaryakıta zam. Sektöre yakın kaynaklar. Yine muhatap yok. Kim açıklıyor bilmiyoruz. Böyle boşluğa bırakılan bir cümle bir şekilde duyuluyor ve teyitli mi teyitsiz mi doğru mu yanlış mı bilmeden haber yapılıyor. Ben de yapıyorum. Dün 90 doları da işte ajanslardan 90 kuruşu gördüm. Meğerse 1 lira 33 kuruşmuş. Bravo. Koydunuz paraları cebinize. Peki vatandaş olarak bizler kazıklandık. Yenilecek miyiz? Bu haberlere dur mu diyeceğiz? Asla. Yendiniz, yerden kalkabiliriz. Merak etmeyiniz. Yara beri içinde kalsak da toparlanır. Bir daha yenileceksek daha iyi mücadele eder, daha kaliteli yeniliriz. Devam